demek istemiyorum. Girdilerse bunu demek ki bu evde bir tek yoksa... Dani'nin sözleri değil, benim de sözlerimin bir önemi varmış. Ben ne dedim? Melis'e dedim ki dün şurada, Dani'nin dolduruşuna geliyorsun. Melis dedi ki yok. Ben bunu defalarca söyledim. Bu dostluk bozulacak dedim mi? Birebir bozuldu. Herkes de yani. Bunu ben ta kaç ay öncelerde söylemiştim ben bunu. Yani dostluk gerçekten fedakarlık gerektiriyor ve ben Dani'de hiçbir fedakarlık görmüyorum. Hala aynı şeyi devam ettiriyor. Hala yani. Gerçekten ağlamıyordu abi. İki damla gözüşü döktü, sustu. Hay ya, ben haykırırım ya. Haykırırım yani. Bir erkeklerin evine gitmem yani. Tankut'a karşı böyle yiyor bir de gözyaşlarını o arada. Yutuyordu yani. Ya hala hatasının nasıl farkına varmıyor? Tankut kalktı, Esel gelince sustu. Ve Eser haklı çıktı. Kelime haznesi çok az. Yani Dani'nin kelime haznesi çok dar. Hep Türkçe aynı şeyleri tekrarlıyor. Türkçe konuşmanın eğitimini almış belki. Hani konuşmanın eğitimini almış. Güzel konuşabiliyor ama kelime haznesi çok dar. Çoğu kelimenin mesela çok fazla cümle kuramıyor. Az az. Çok az. Cümle kuramadığı için de tıkanıp aslında kalıyor. Aslında çok da mantıklı şeyler konuşuyor konuştuğu zaman. Ama yaptığı hareket o laf sokmaya çok gelince çok güzel laflar sokuyor canım. Aynen. Çok yanlış anlaşılacaksa, seni yanlış anlatabilecekse seni yanlış anlatmak için her şeyi yapar. Melis çok merhametli ve haksızlığa da gelemiyor, farkındayım ama bazen kendisi de çıldırdığında ne yaptığını bilmiyor. Sana bir şey diyeyim, kesin bu evde Melis'in bana laf sokmaları dokunmuyor ama Dani'nkiler çok dokunuyordu. Çünkü ben Melis'i biliyorum. Yani burada Dani'ye sadece yakın arkadaşları değil, hepiniz cephe almış gibi gözüküyorsunuz. Hatta oradan Ayşe bile söze katılıyor. Bir tek bugün Ceyda bir yorum yapmamış bununla ilgili. Yani. Neden böyle düşünüyorsunuz? Aslında o da yorum yapmıştı, orada kesilmiş. Evet, kesilmiş. Biz Dani ile artık tartışmayı bıraktık, dost olmayı seçtik. Özellikle ben kendi adıma konuşayım. Baktık ki sürekli tartışıyoruz. Dedim artık hani ben de bir aşk yaşamaya başladım. Çok fena tartışıyoruz hem de. Biliyorsunuz işte uyarım var. Evet. Dost olmayı seçtik. Arkadaşız yani, dost demeyelim de biz arkadaş sayılırız. Bu ev içinde olduğumuz için de arkadaşça devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani sen ama onun dışındaki fikirlerimin arkasındayım. Burada sakin durup Tankut'un yanına gidince gözyaşlarını bıraktığını söylüyorsun. Tankut'u evet. Etkilemek mi yani amaç? Bizim izlediğimiz şeyde, görüntülerde Tankut yanındayken ağlıyordu. Sonra biz burada değil mi Cansel, birlikte seyrettik. Bir an bir iki damla gözyaşı döküldü, sonra sustu. Evet. Hayır. Bak sen bu evde benim sözümden başka senin sözün de geçerli, senin sözlerin de önemli. Tamam mı? Sen de benden daha güzel Türkçe konuşuyorsun. Egolarınız tatmin oldu mu? Hayır, bu ego oldu değil. Mu? Şey alkışlıyorum ben. Evet, sahteyim. Şu an hala şu devam ediyor. Şu anki gözyaşlarım da sahte. Hala devam ediyor. Ama umurumda değil. Umurumda değil. Bugünün yarını da var. Senden hiçbir şey söylemiyorum zaten. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bu sınavın, Mehtap sen de sakin ol, bunun sınavına en güzel zaman verecek. Zaman içinde şu dostluk nasıl onarılacak öyle göreceğiz. Hadi biz yanlış anladık. En yakın arkadaşlarım da mı seni yanlış anladı? Bıraktı gittiler seni basmaya. Senin yok, güzel bir şey bence. En yakın arkadaşın inansaydı kalkıp seni basmaya gelmezdi. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu güzel Mehtap. Vurduk yani. Tam tersini düşünüyorum. Bu çok güzel bir hareket. Aman bırak be, çekip giderse gitsin dense peşinden koşturarak gitmeniz onun. Çünkü bence güzel bir hareket. Bu değer vermektir bence. Biz merdivenlerden düşüyorduk ya sen. İşte, aynen biliyorum. Ben düştüm. Kadın ve erkek kavgasında bile öyle değil midir? Yani aman bırak kadını gitsin diyen adam bence değer vermiyordur. Aynen. Peşinden gidip de soran adam değer veriyor. İşte burada görüyoruz ki. Şimdi ben bu sınavı göreceğim. Ben burada sevgi olduğunu kızlar görüyorum. Kızlar değer veriyormuş. Bu arkadaşlıkta, üçünüzün arkadaşlığında en azından sevgi olduğunu görüyorum. Bakalım onarılacak mı, onu göreceğim. Tankut ne diyorsun? Sen şahittin, hatta hakemdin. Seda Hanım, yani şahitlik, hakemlik bir kenara, şu demin konuştuğumuz konu üstüne konuşmak istiyorum. Dani'nin oraya gelip hani gözyaşlarından bahsedelim. Bir defa Dani'nin oraya gelmesi, ben Dani'ye sevgimi gösteren bir insanım ve Dani her zaman ikimizin arasında bir sevgi olduğunu savunan bir insan. O yüzden kendi arkadaşlarıyla böyle bir probleme düştüğü zaman benim yanıma gelmesi gurur durucu bir olay. Beni eğer yanıma gelip benim bulunduğum ortamı kendine güvenli bir ortam seçip gözyaşlarını döktüyse ona ne âlâ. Sonuçta gözyaşları bir boşalımdır. Yani sadece... Bunlara inandın sen. Bunları hissettin mi? Evet. Tamam, güzel. Ya ben çok naif bir adamım ya da ben insanların içinde kötülük aramaktansa iyilik aramaya çalışan bir adamım. Yani sonuçta herkesin içinde daha evvel de
konuşamadığım o konu hakkında bir kötülük görmek isterse o kötülüğü görür. Önemli olan gördüğümüz, görebildiğimiz iyilikler bence insanların içinde. Bir onu deneyelim, bir kendimizi uyarlayalım. Ondan sonra da insanları böyle yani abuk subuk işte şöyle ağlıyor gözyaşları da ben zaten inanmadım Tankut'u böyle yapmak için falan. Ya sonuçta ağlayan bir insan var. Yani evet. Hisler var. Ben bu hisleri hissedebiliyorsam ki orada o anı yaşayan benim. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Edane de bunun zaten farkında. Peki böyle şeyler sana yapılsa sen bu kadar iyimser yaklaşır mıydın? Kendini de onların yerine koy. Ya Eser'cim bu böyle bir şeyler bana yapılsa, sana yapılsa, bana bunlar yapılsaydı inan sizin verdiğiniz tepkileri vermezdim bir. Sizin derken? İşte bütün şu olan genel biz olarak. Biz buraya aşk yaşamaya geldik. Hangi? Buraya onların arkadaşlığını, aralarını yapmaya gelmedik. Yok kızlar aralarında arkadaşmış, sevgi varmış. Bugün kırmızı odalar iptal edildi. Dani'nin gözyaşlarını bütün gün konuşmak zorunda ve Dani'nin gözyaşlarını çekmek zorunda değildik. Geçen gün burada Ceyda'ya şaka yapıldı diye Ceyda'ya çemkiriyordu. Senin sesini mi dinleyeceğiz? Senin burada çığlıklarını mı dinleyeceğiz diyordu. Biz bugün bütün gün Daniela'nın ağlamasını dinledik. Ekran karşısında kavgalarını dinledik. Biz burada kızlara arkadaş yapmaya mı geldik? Pardon. Ben bütün gün Murat'ı göremiyorum. Bilmem ne. Mehtapçım. Ne biçim bir iş yani? Biz hangi evdeyiz? Mehtapçım seni biz çok iyi anlıyorum. Arkadaşlık evinde miyiz? Ben burada seni çok iyi anlıyorum. Bu nasıl bir şeydir? Seninle hemfikirim bu konuda. Bu bencilce değil Mehtap'ın söyledikleri. İnanın değil. Bu bencillik değil. Geçen gün Ceyda'ya çemkirdi. Biz senin laflarını mı dinleyeceğiz deyip ağlıyordum Tankut'a sarılıp. Şimdi senin laflarını biz dinliyoruz. Bütün günümüzü aldın Daniela. Yani altı kişinin ömrünü yedim tamam, burada Mehtap, ya. Yeter. Sen de sakin ol. Mehtap'cığım ben Mehtap, seni çok iyi anlayabiliyorum. Fakat maalesef diyeyim. Daha evvelden bu gibi durumları yaşadık. Kırmızı odalar maalesef iptal edilmek zorunda kaldı. Ben de bu tepkiyi verenlerden biriydim. Fakat bunu anladık ki hepimiz insanız. Ve bu bazen ruh haliyle olmaz o odalar. Ama Mehtap'a da burada bencil denmesin. Daha önce çünkü sen de hani o aynı tepkiyi verdin evet, de denmiştin. O yüzden söylüyorum hayır, zaten. Bu da bizim kuralımız. Hakikaten de bu ev bir evlilik evi. Ha ama bak Mehtap bir de şu açıdan düşün. Evlenecek olan insanlar adaylarının her halini görüyor işte böyle olduğu zaman. Evet. Kendileri bir şaka yaptılar. Kendileri de şaka olduğunu biliyorlardı. Üç gün geçti bugün dördüncü gün. Yani ben artık bıktım bu konuyu konuşmaktan. Şu konuşmanız tamam. Bile... Yeter. Şu konuşmanız bile karşı evde sizin evlenmeyi tatlı. Düşünen, sizden hoşlanan, sizinle bir yolda ilerlemeyi düşünen erkekler için bir tüyo. Evet belki kırmızı odalar olmadı haklısın. Ben bu konuda seni bencil bulmuyorum. Tankut'u da bulmamıştım kısmet bunu savunduğu zaman. Kısmet olur evindeyiz yani. Ama şu gerçek hayatın benzeri tutumlarda, olaylarda yaşadıklarınız, dün konuşmuştuk ya, bir insanın başkalarına davranışına da bakarak ölçeceksin onu diye. Dostluk konusunda bir insanın davranışı bile onun beraber olduğu insana çok tüyo verir. Ne dedi Eser sana az önce? Hangisi? Bildiğin Eser. Eser sana ne dedi? Hayır yani ne dedin aşkım unuttum. Haklısın. Bundan sonra insan ilişkileri konusunda senin yanındayım evet, dedi. Evet her zaman yanındayım bu konuda senin dedi. Bak bu bir ilişkiyi bir şekilde perçinledi. Bu destekledi mesela. Destekledi. Oraya bir çivi çakıldı. Bu önemli bir şey. Yalnız sadece bir şeyi açığa getirmek istiyorum. Bunu Cansel ben sende şeyi koymadım değil mi? Yani bunu sen fark ettin. Ben sana hani hayır böyle alakası bile yok. Sen hatta kapatmaya çalıştın bu durumu. Ben fark ettim. Tabii seninle bir alakası yok. Bunu da burada herkes bilsin. Güzel. Bugün ne günlerden? Çarşamba. Çarşamba. Yarın yine akraba günümüz var biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra zaten dostluk bitiveriyor bir anda. Bir dostluk sınandı. İnşallah en kısa zamanda tamir olur. Ben birbirinizi sevdiğinizi gördüm. Gerisi hikaye. Eleştirilerinizi biraz daha sakin ve biraz daha tenhada yaparsanız bence düzelmeyecek şey yok. Hadi güzel bir gün geçirin. Beyler hoşça kalın. Görüşürüz yine. Hoşça kalın. Sana bir şey söyleyeceğim. Boş boş. Sen demişsin ya, dedim ya ben orada Dani'nin gözyaşına inanmıyorum diye. Ben buraya gelmenin ne bir çorba. Kızlar gelsin aldım, senin günahını aldım dedim. O yüzden buraya sakın yüklenme.